Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için farklı bir konsept hazırladım. Yoğun istek ve sorularınız üzerine sizlerle fit tariflerimi paylaşmaya karar verdim. Bunun için bir fit tarifler serisi yapacağız. İlk olarak bugün size 3 tane güzel tarif vereceğim. Bir tatlı tarifi, bir tuzlu yemek tarifi, bir tane de içecek tarifi vereceğim ki inanın asıl bomba o zaten. İlk tarifimizden başlayalım. Size tarifi biraz anlatayım. Sizin için ilk tarifimizde cheesecake tadında bir yulaf lapası tarifi vereceğim. Mükemmel bir tatlı. Bütün regride gelen tatlı krizlerinize, tatlı isteklerinize son olacak bir yulaf lapası tarifi vereceğim. Cheesecake tadında. Bakın abartmıyorum, mükemmel bir tarif gerçekten. Deneyince siz de anlayacaksınız. İkinci tarifimizde ise tuzlu bir şeyler yemek isteyenler, hatta daha doğrusu pizza yemek isteyenler için diyet pizza tarifi vereceğiz. Doğru duydunuz. Üçüncü tarifimde ise bunların hepsini güzelce yedik içtik diyeceksin, tamam yedik bunları. E nasıl yakacağız? Durduğumuz oturduğumuz yerden yağ yakmak için ne yapacağız? Bu kahveyi içeceğiz. Sizinle yağ yakan, ödem atan bir Türk kahvesi tarifi paylaşacağım. O zaman hadi gelin tariflerimize geçelim. İlk tarifimizin malzemelerine geçelim. Limonlu cheesecake tadında yulaf lapası yapacağız. Yulaf lapamız için burada gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi kullanacağım. 150 mg süt kullanıyoruz. Bakın 150 mg süt olmak zorunda. 1,5 tatlı kaşığı bal, vanilya, 1 limonun rendesi, 1 yemek kaşığı yoğurt veya labne, 1 tatlı kaşığı da limon suyu kullanacağım. Aynı zamanda birazcık renk vermesi için ben zerdeçal kullanacağım. Zerdeçalı merak etmeyin, herhangi bir tat vermiyor. Sadece renk olarak kullanacağım. Altı için ben böyle kadayıf kullandım. Yani siz isterseniz granola kullanabilirsiniz, yulaf kullanabilirsiniz veya böyle yine aynı şekilde diyet kurabiyeleri, bisküvileri rondoda çekip kullanabilirsiniz. Ben kadayıf kullanacağım. Kavrulmuş, şekersiz. Bir de birazcık ceviz içi var. Ceviz içi kullanacağım. Onu yine aynı şekilde tabanı olarak bu ikisini karıştırıp taban yapacağım yulaf lapasına. Gelin hadi malzemelerimizi karıştırıp yapmaya başlayalım. Şimdi bütün malzemelerimizi koyduk içine, bir tek yoğurt hariç. Yoğurdu piştikten sonra koyacağız. Piştikten sonra zaten bunu bir blenderdan geçireceğim. Şimdi ocağa koyup pişirmeye başlayalım. Görüyorsunuz böyle puding gibi kıvamı böyle olmak zorunda. Şimdi ben bunu bir blenderdan geçirip daha pürüzsüz bir kıvama getireceğim. Ardından da labnesini ve zerdeçalını ekleyeceğim. Lapamızı şimdi blenderdan geçirdik. Bir çay kaşığının şöyle ucuyla zerdeçal atıyoruz. Diyorum ya, sırf renk vermesi için atıyoruz bunu, sarı. Rengi sarı olsun diye. Herhangi bir tat, herhangi bir şey vermiyor zaten, merak etmeyin. Sadece rengini sarılaştırıyor. Zerdeçalımızı ekledik. Ekledikten sonra labnemizi de ekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı aynı bu şekilde olacak. Sunumumuza geçebiliriz. Yulaf lapamız hazır. Ben sunum için böyle bir bardak kullanacağım. Altına dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi kadayıf kullanacağım. Biraz ceviz koyup yulaf lapasına ekleyeceğim. Sunumumuza geçelim o zaman. Kadayıflarımızı bardağımıza ekledik. Ben biraz da buna ceviz ekleyeceğim. Şöyle iri iri parçalar halinde. Yulaf lapamız hazır. Ben süslemesi için de birazcık üstüne yulaf ezmesi ve ceviz koydum. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu buzdolabına atacağız. Biraz soğuması lazım. Şimdi yulaf lapamızı hazırladık. Diyeceksiniz ki bunu denedikten sonra gerçekten cheesecake gibi tadı, mükemmel bir tarif vermişsin. Bayılacaksınız buna eminim. Şimdi bunu buzdolabına koyup pizza tarifimize geçebiliriz. Pizzamızı yapmaya başladık. Şöyle ilk olarak bu 6 yemek kaşığı yulaf ezmemiz var burada. Bu 6 yemek kaşığı yulaf ezmesini robottan geçirip un haline getireceğiz. Un haline geldikten sonra 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı su ve biraz tuz ekleyip şu tabağımızda hamur haline getireceğiz. Şimdi ilk iş olarak şunları bir robottan geçirip un haline getirelim. Yulafımızı rondoda çektik. Gördüğünüz gibi şöyle un haline getiriyoruz. Şimdi yumurtasını, yoğurdunu, tuzunu ve suyunu ekledikten sonra hamur haline getireceğim. Bu arada şöyle bir dipnot geçeyim. Tariflerden bahsederken kabartma tozunu söylemeyi unuttum. Yarım pakette kabartma tozu koyuyoruz tarifimizin içine.
Şimdi bütün malzemelerimizi ekledik. Bir tek suyumuz kaldı. Şöyle bir yemek kaşığı su ekleyip bunu karıştırmaya başlayacağım. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Hamur kıvamına gelene kadar. Hamurumuzu iyice karıştırdık. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Bu sırada ocağa tavamızı koyduk. Tavamız biraz ısınacak. Isındıktan sonra çok azıcık yağlayıp bunu tavamıza alacağız pişirmek için. Tavamız ısınsın, yağını sürelim. Tavaya alırken ben yine göstereceğim zaten size. Dediğim gibi kıvamının böyle olması gerekiyor. Bu arada isterseniz üstünün sosunu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı salça var. Ben bunun üzerine birazcık kuru fesleğen koydum. Kekik, tuz ve biraz karabiber ekleyip karıştırıp bunu pizzanın üstüne sos olarak süreceğim. Tavamız ısındı. Birazcık yağladık. Şöyle gördüğünüz gibi çok çok hafif bir yağ var. Şimdi buradaki hamurumuzu tavamıza böyle yuvarlak bir şekilde yerleştirip pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi hamurumuzu şöyle gördüğünüz gibi tavanın içine koyduk. Yuvarlak bir şekilde pizza şeklinde. Bunu ocağa alıp yavaş yavaş pişireceğiz. Herhangi bir dağılma, kırılma, böyle ayrılma durumu olmayacak, merak etmeyin. Kısık ateşte bunu yavaş yavaş pişiriyoruz şimdi. Hamurumuz pişmeye başladı. Şimdi bunu bir ters çevireceğim. Hamurumuzu çevirdik. Arkasını da pişmesini bekliyoruz. En son bu piştikten sonra birazcık böyle üstüne salçasını, malzemelerini koyacağız. Şimdi malzemelerimizi üstüne koymaya başlıyoruz. Önce salçasını süreceğiz, sosunu. Şimdi salçalı sosunu sürdük. Ardından şimdi diğer malzemelerini koyacağız. Kaşar peynirini koyuyorum. Gördüğünüz gibi pizzamız da pişti. Çok kısa bir süre, 5-10 dakika kadar bir sürede pizzamız da pişti. Hemen kesip bir tadına bakalım bunun. Evet, pizzamız mükemmel oldu dostlarım. Mükemmel kokuyor. Diyeceksiniz ki öbür tariflerinde normal pizza tarifi verdin. Ben de geldim size şimdi. Diyet pizza tarifi verdim. Un yok, yağ yok, hiçbir şey yok içinde. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Yani o zaman gelin şimdi bir tadına bakalım. Mükemmel oldu. Oh. Çok güzel. Başarılı. Bunu deneyince bana diyeceksiniz ki şimdiye kadar bu tarifi daha önce görüp niye yapmamışım? Buyurun yapın yapın yiyin. Şimdi diyeceksiniz ki pizzayı yedin, tatlıyla kahve tarifi nerede? İşte onu vermeye geldim. Kahvemizin içine ödem asmak istiyorsak, yağ yakmak istiyorsak azıcık birazcık tarçın koyacağız. Kesinlikle şekersiz içeceksiniz zaten. Gelin şimdi yağ yakan kahvemizi yapmaya başlayalım. Kahvemiz için böyle normal kahve yapıyor gibi bir fincan su, bir ölçü kahve ve şu gördüğünüz çay kaşığıyla bir çay kaşığı tarçın atıp makinamıza koydum. Şimdi kahvenin olmasını bekliyorum. Kahvemiz de olduktan sonra beraber tatlımızın tadına bakıp kahvemizi içeceğiz. Geri geldik şimdi. Geri geldim. Her zamanki yerimdeyim. Gördüğünüz gibi kahvemizi yaptık. Tatlımız hazır. Bunların ikisinin de beraber tadına bakıp sizle biraz sohbet edeceğim. Şimdi kahvemi bir alayım, bir içeyim, bir yudum. Güzel. O kadar yedik yedik, bir de yağ yakacak bir şey içelim değil mi? Kahvemizi içelim güzelce, ondan sonra oturalım. Yağlarımız yansın kendi kendine durduğu yerde. Şimdi tatlımızın tadına bakalım. Şöyle tatlıyı bu arada bir size göstereyim. Çok güzel kokuyor. Şöyle bak. Çok güzel kokuyor. Bir de gerçekten cheesecake gibi ya. Kıvamını falan göstereyim size. Mükemmel yani, bakın. Çok güzel. Vallahi ben yaptım diye demiyorum. Çok başarılı.
Biraz da şöyle dibinden alacağım, bakalım gelecek mi o kadayıfın da verdiği tat. Bunu yiyorsunuz, vicdanınız rahat. Tatlı yedim, ne yapacağım, bunu nasıl yakacağım derdiniz yok. Gerçekten çok güzel. Ya şeker, bir kere zaten şeker yok, yağ yok. Fit kurabiye tarifini de deneyenleriniz oldu, beğendiler. Eminim bunu çok beğeneceksiniz. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Umarım tarifleri dener ve beğenirsiniz. Bugünden itibaren sizinle birçok farklı fit tarif paylaşacağım. Tatlısından, tuzlusuna, salatasından, yemeğine birçok farklı tarif bizlerle olacak. O yüzden kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Zili de açarsanız bu videolar geldiğinde en önce sizin haberiniz olur. Bu arada istediğiniz farklı bir tarif, farklı bir tatlı tuzlu nasıl fit yapabilirim dediğiniz herhangi bir yemek yiyecek varsa yorumlara bırakırsanız bu konuda size yardımcı olurum. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güle güle.